Türkiye Nereye'nin 3. bölümünden tekrar merhaba. Konuklarım Ünay Alpagal, Latif Şener ve Sencer İmer. Demin bahsetmiştik aslında bir Diyanet İşleri Başkanı'nın bir 9 Kasım'da, 10 Kasım'dan bir gün önce Kadir Mısıroğlu denen ve tarifi zor bir insan, burada çok aykırı kelimeler kullanmak istemiyorum ama ne yaptığı çok belli olmayan isimle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mehmet Ali Çelebi bir belgesel hazırladı. Enteresan bir belgesel. Belgeselin adı Vatan Haini Fesli Kadir diye. Fesli Kadir kim notuyla. Önce isterseniz bir videoyu bir izleyelim. Niye bu kadar önemli derseniz. Aslında Fesli Kadir bir sebep değil, bir sonuç. Yani bir yansıma, bir görüşün iktidarda var olan, iktidarın gizlice emellerine uygun olarak kullandığı ve bu ülkeye gerçekten çok zarar verecek bir ideolojisinin bir yansımasıdır Fesli Kadir. Tek başına bir anlamı olmasa da bir hareketin ulaşabileceği son noktayı tarif eden ve kimilerine göre bir meczup, kimilerine göre bir alim. Ama bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin belgeseli Fesli Kadir'i nasıl anlatıyor. Peki bu Fesli Kadir kim? Keşke Yunan galip gelseydi, ne hilafet yıkılırdı, ne şeriat kaldırılırdı, ne medrese lav edilirdi, ne hocalar asılırdı, hiçbir olmazdı. 80 sene sonra Yunan'a hala Sakarya'dan mı vehmediyorsun da korkma diye başlatıyorsun? Niye korkacağım lan? Dünya benden korksun desene Mehmet Akif. Sen abi. Peki. Ebu Cehil birinci zalime benzer, Kemal Paşa ikinciye benzer. Bir vatan haini. Efendim hainin ötesinde. Hainin ötesinde bir adam. Aynı zamanda Erdoğan'ın da akıl hocası. Niye akıl hocası? Defalarca kendisi söylüyor zaten. Gidiyorum Erdoğan'ı ziyaret ediyorum, ona düşüncelerimi, bilgilerimi aktarıyorum diyor. Bakın ne söylüyor. Baba taraftarım. Yani Büyük Orta Doğu projesine taraftarım. Eş başkanı kim? Sarayda oturan zat. Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Nedir o görev? Biz geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesinin eş başkanlarından bir tanesiyiz. ABD'nin istediği petrol. Benim de istediğim tarihi müesseselerime, hilafete geri dönmek. O ne alacaksa alsın. Yani Amerika ne alacaksa alsın. Bana hilafeti versin. Yani mandacılığı kabul ediyor. Ben hedefimde ABD bana yardımcı oluyorsa Allah razı olsun. ABD kuklası bir halife gelirse gelsin. Buna vatan haini denmezse ne denir? Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne şeriat kaldırılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin hazırladığı bir belgeseldi. Bugün sosyal medyada da paylaşıldı. Önemli bir belgesel. Keşke Yunan galip gelseydi diyen bir alim olur mu derseniz, AKP'nin alimi böyle bir alim. Yani bundan rahatsız değil. Ayrıca 10 Kasım'la ilgili saat 9'u 5 geçe 10 Kasım geldiğinde Kenef'e gidin diyebilecek kadar seviyesi tartışılır bir kendisi adam. Aslında sorun bu değil. Sayın Ablatif Şener'e de soracağım. Sorun Diyanet İşleri Başkanı'nın bir ziyareti var. Onu bir görüntüyü bir görelim isterseniz. Getirin bir arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanı'nın 9 Kasım'da bir ziyareti var bu Kadir Mısıroğlu'nu. Ve nedir, niye 10 Kasım'da Kadir Mısıroğlu'nu, yani böyle konuşan bir adamı niye ziyaret edersiniz diye düşünürseniz onun cevabı yok. Ama asıl soru şu. Ali Erbaş'a bu cesareti veren, Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmeye teşvik eden güç ne derseniz onun da görüntüleri var. Arkadaşlar Erdoğan'la Kadir Mısıroğlu ne zaman bir araya gelmiş, bir de ona gelelim. Bakın bu hastanede, ziyarette, yani Ali Erbaş'ı suçlamanın, bu da sarayda kahvaltıda hemen sağ tarafında yine ziyaretten bir fotoğraf. Yani Erbaş'ı suçlarken biraz
İYİ Parti ve Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesini istediler Ali Erbaş. Ancak Ali Erbaş'ın gittiği bu isimle ilgili asıl irade ne yazık ki sarayda oturan bir irade. Onun isteğiyle, onun daha önceki yol göstermesiyle yapılan bir ziyaret. Güç ondan, cesaret ondan. Doğrudan Ali Erbaş'ı suçlamanın tabii ki yaptığının bir açıklaması yok ki istifa etmesi gerçekten önemli. Yani her açıdan önemli. Tablo bu, görüntüler bunlar. Şimdi bunları Sayın Abdülhatif Şener'e de sormam lazım. Sayın Şener, öncelikle siz Kadir Musul'u tanır mısınız? Tanırım, evet. Yani karşı karşıya geldiniz, konuştunuz mu? Evet, karşı karşıya geldim, konuştum. Nedir size göre Kadir Musul'u? Madem konuştunuz, biz yani karşı karşıya konuşmadan bu yorumları yaptık. Buyurun siz canlı olarak bu yorumları yapın. Şimdi karşı karşıya ne zaman gelip ne konuştuğumuzla başlayayım isterseniz. Buyurun. 91'de ilk milletvekili olduğumda bazı milletvekilleriyle beraber meclise gelirdi. Daha doğrusu bazı milletvekilleriyle demeyeyim, Hasan Mezarcı ile beraber gelirdi. İkisi iyi arkadaştılar. Meclis kulüsünde oturur sohbet ederdi. Bir gün konuşur, aynı o sohbetlerden birinde yine esiyor, kükrüyor. Bir tartışmamız oldu. Ondan sonra da benden hiç hoşlanmadı. Dedim ki ona, sizin temsil ettiğiniz Osmanlı, yükselme döneminin Osmanlısı değil. Çünkü hep Osmanlıcılığa vurgu yapardı. Yani İslam'dan daha öncelediği şey Osmanlı'ydı. Yani Osmanlı ruhuna sahip olmak. Ama bu konuşmalarında daha farklı vurguları var. Ama konuşmalarında hep onu vurgulardı. Sizin temsil ettiğiniz Osmanlı, yükselme dönemindeki, Fatih dönemindeki bir Osmanlı değil. Sizin temsil ettiğiniz Osmanlı, frenkleşen, işte kıyafetleri, işte batı kıyafetlerine dönüştüren. Mesela bu fes Osmanlı'nın geleneksel giysisi değildir. Bildiğim kadarıyla 2. Mahmut evet. döneminde evet. Rum giysisi olarak kullanılan bir kıyafet olarak alınmış bir kıyafettir. Ve sürekli elinde baston taşırdı. O da bildiğiniz gibi Osmanlı'nın gelişme döneminin bir sembolü değildi. Fatih dönemini örneğin bir sembolü değildi. O da meşrutiyet döneminin. Meşrutiyet dönemi şeyleri, aristokratları ellerinde baston, işte bir takım bayanlarla görüşmeye falan gidecekleri zaman dizilerde vardır. Ellerinde bastonlarla fiyaka unsuru olarak taşırlardı. Kadir Mısıroğlu da fesini ve bastonunu yani yaşlılık döneminde değil, daha orta yaşlarından beri sürekli taşıyan biri. O bastonuna ve fesine vurgu yaparak sizin temsil ettiğiniz Osmanlı, çöken, çürüyen, emperyalizmin hasta adam dediği, yıkılmaya yüz tutmuş, ayakta kalabilmek için batı kurumlarını benimsemiş, üstlenmiş Osmanlı'ydı. Bunun sembolü de bu fes ve bastondu. Siz bu bastonla ve fesle yıkılan ve frenk mukallitliğine dönüşmüş Osmanlı'yı temsil ediyorsunuz dedim. Bunun üzerine benimle kavga etti. O günden sonra da hiç yüzünü görmedim. Böyle bir şeyimiz oldu. Tartışmamız olmuştu. Şimdi bu gördüğümüz, dinlediğimiz görüntüler ve sözler. Şimdi Kadir Mısıroğlu'nun öteden beri düşünceleri ve görüşleri bunlardır. Yani sonradan ortaya çıkmış, sonradan bunları söyleyen biri değil. 1960'lı yıllarda benim lise öğrenciliğim yıllarında Sebil yayın evini kurmuştu. Sebil yayın evi kitaplar basardı. Bastığı kitaplar arasında kendi yazmış olduğu kitaplar da vardı. Aslında bir alim olarak nitelendirilemez. İslami bir bilgisi yok. Yani mesela bir Arapça şeyi yok, bilgisi yok. Bunun dışında bir araştırmacı da sayılamaz. Yani akademik bir araştırma üslubuna göre yapılmış hiçbir çalışması yoktur. Yani akademik olarak yayınladığı kitapları inceleyecek olursanız hepsi doktora tezi diye sunulduğu zaman veya master tezi diye bir jüriye sunacak olursanız sınıfta kalır. Böyle değerleme niteliğinde şeyler yazar. Yanlış bilmiyorsam
herhalde avukat kök orijinli meslek olarak da, dini bir tahsili de yok. Bir akademik çalışması, ünvanı da yoktur. Yazdığı kitaplar içerisinde işte Yunan Mezalimi diye bir kitabını hatırlıyorum. Anadolu'daki Yunan cinayetlerini anlatan bir kitaptır. Kurtuluş Savaşı'nda Sarıklı Mücahitler diye bir kitabı vardı. Benim kütüphanemde olan kitaplarından bahsediyorum. Peki Yunan Mezalimi diye kitap yazan bir adam keşke bu ülkeyi Yunan işgal etseydi şeyine nasıl gelebilir? Nasıl böyle bir şey kullanabilir? Maalesef kitabın ismi öyle. Ve Yunanların özellikle Batı Anadolu'da işgal ettikleri yerlerde yaptıkları zulümleri falan da anlatan biri. Ama çelişkileri barındıran daha pragmatik bir insan aslında. Şimdi belli bir kimlikle, belli bir kitlenin içerisinde var olmakla, orada itibar kazanmış, orada prim yapmış, işte maddi kazanç sağlamış bir insan olarak bu çelişkileri yaşıyor. Yunan mezalimi diyor ama aynı zamanda Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin, o da vardır bende, Dini Müceddidler adlı kitabında yine 60'lı yıllarda basmıştı. Mustafa Sabri Efendi kimdir? Mustafa Sabri Efendi Osmanlı'nın kısa bir dönem Şeyhülislamlığını da yapmış biridir. Ve Müderrisin Cemiyeti denilen bir cemiyetin başkanlığını yapmıştır. Bu Müderrisin Cemiyeti Kurtuluş Savaşı aleyhine bildiriler yayınlamıştır. Bunun baş imzacısı aslında şeydir, Mustafa Sabri Efendi'dir. Ve sonunda Kurtuluş Savaşı nihayetinde 150'likler listesi var ya, vatan haini olarak yurt dışına gönderilenler, bu yurt dışına vatan haini olarak 150'likler listesine alınarak çıkmak zorunda bırakılanlardan biri bu Mustafa Sabri'dir. Ama Mustafa Sabri şey açısından, Kadir Mısıroğlu açısından muteber bir insandır ve kitabını ilk bastığı kitaplardan biridir. Ki bu Mustafa Sabri Efendi Türk vatandaşlığından atıldığı zaman uzun bir şiiri vardır. İnternette şimdi girsek buluruz, soracağınızı tam kestirseydim bulurdum. O şiirinde vatandaşlıktan çıkarınca 150'likler listesinde kendisini görünce yazdığı şiirinde şöyle diyor. Tövbe estağfurullah, bin kere tövbeler olsun Türklüğüme. Bu Türklük belasından da kurtulduk diyor. Bunu şiirleştiren... Kadir Mısıroğlu'nun hocası bu değil evet, mi? Evet yani. Dolayısıyla bunun kitabını ilk yayınladığı, yayın evi açtıktan sonra ilk yayınladığı kitaplardan biridir. Mesela Kurtuluş Savaşı için Sarıklı Mücahitler diye de kitabı var. Bir taraftan Yunan mezalimi Sarıklı Mücahitlerle sanki Kurtuluş Savaşı lehindeymiş gibi izlenim veriyor olmakla birlikte onu yazma ihtiyacını duymuş. Bir taraftan Kurtuluş Savaşı'na karşı olan, aleyhte bildiri yayınlayan, hatta bu bildirilerin İngilizler tarafından Anadolu'da dağıtıldığı, uçaklardan atıldığıyla ilgili rivayetler var. Muhtemelen İstanbul gazetelerinde yayınlanmış bir şeydir, metindir o. Ve bu yüzden Türk vatandaşlığından çıkarılmış biri. Ama bu iki çelişki iç içe barınıyor yayınlandığı kitaplar itibariyle baktığımızda. Fakat kendisinin zihinsel olarak hangi tarafta olduğunu belirlemek gerekirse, zihinsel olarak tarafı açıkça görülüyor ki Yunan işgalinden yana. Nitekim onu söylüyor. Keşke Yunan galip gelseydi ne demek? Anadolu'yu işgal etseydi. İşgal etseydi ne olacaktı? Kurtuluş Savaşı başarısızlıkla sonuçlansaydı ne olacaktı? Şu anda İstanbul elimizde olmazdı. Trakya elimizde olmazdı. Bursa, Balıkesir elimizde olmazdı. Aydın, İzmir elimizde olmazdı. Erzurum'un doğusu Türkiye sınırları içerisinde olmazdı. En şey olarak söylüyorum bunu. 1918 Paris konferansı vardır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Wilson, Clemenceau ve Lloyd George'un dünyayı paylaştığı, devletlere şekil verdiği konferanstır o. Daha sonraki anlaşmalara esas olmuştur. O kitaptan gördüğüm şey, bu bölgeler sürekli başka bir takım unsurlar tarafından işgal edilmeye, kendi topraklarına katılmaya ama Anadolu'da daha küçük bir Türk devletine izin vermeye yönelik bir konferanstır. O konferansın akışından bunu görüyorsunuz. Ve Yunan galip gelseydi dediğiniz Türkiye, hatta sınırlardan denizlerden tamamıyla kopmuş İç Anadolu'da sembolik küçük bir devlet haline gelecekti.
Bu devlet diyor halife kalırdı diyor. Nasıl kalırdı? İşte Amerikan mandası olacak, İngiliz mandası olacak. Ondan sonra veya manda olmasa bile kuşa dönmüş, barınması, ekonomik olarak güçlü olması mümkün olmayacak, geleceği olmayacak, daralmış bir Anadolu'da ve İngiliz kontrolünde bir halife. İngiliz kontrolündeki halife ne işe yarayacak? Yani birinin esaretine girmiş kişiden halife olur mu? Olmaz. Hilafet kalsaydı diyor ama meşrutiyet kuşağı İslamcıları, birinci kuşak İslamcılardır meşrutiyet kuşağı İslamcılar, meşrutiyet sonrasında yayınlanan 7-8 dergide yazı yazan İslamcı aydınları ifade eder o. O birinci kuşak İslamcılar arasında aslında hilafetin İslami bir kurum olup olmadığı da tartışılır. Bir kısmı der ki hilafet müessesesi İslami bir kurum değildir. Niye? Çünkü hiçbir ayette hilafet diye bir kurum yok. Hiçbir hadiste hilafet diye bir kurum yok. Peygamber vefat etmiş, devletin başına birileri geçecek, onlara bir sıfat. O günkü dönemde oluşmuş bir kurumdur diyor. Ve hilafetin kurumsal olarak İslami bir kurum olmadığını iddia ediyor ama bir kısmı da diyor ki hayır, İslami bir kurumdur diyor. Nitekim hilafetin mecliste kaldırılacağı zaman kaçtır tarihi? 24. 1924. 3 Mart 1924. Evet. 3 Mart 1924'te hilafet mecliste tartışılmıştır ve kaldırılmıştır. Hilafetin İslami bir kurum olmadığını ispat eder ve o sadette meclis konuşmasını yapan Seyit Bey de birinci kuşak İslamcılardan biridir. Seyit Bey kendisi İslamcıdır. Ve o sırada Adalet Bakanı ama hilafetin İslami bir kurum olmadığına inanıyor. Kur'an'da yeri bu, yok demiş. Yeri yok diyor. Ve bu nedenle hilafetin kaldırılması konusunda meclisi ikna görevini Atatürk şeye veriyor, Seyit Bey'e veriyor. Evet. Seyit Bey de gerçekten mecliste çok etkili bir konuşma yapıyor. Ve bu konuşmanın üzerine yapılan oylamada meclis hilafetin kaldırılmasına karar veriyor. O zaman henüz harf devrimi yapılmamış. Çünkü harf devrimi 1928'de yapıldı. 1924'tedir hilafetin kaldırılması. Bu çok etkili konuşma nedeniyle meclis ikna edildiği için Anadolu'da buna itiraz edeceklerinde ikna olması için meclis matbaasında Seyit Bey'in konuşması basılıyor. Bana dedemden kalma kitaplarımın arasında vardır o metin. 62 sayfalık bir metindir bu metin. Bütün Anadolu'da da belli merkezlere gönderiliyor, dağıtılıyor. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Yani İslami bir kurum olup olmadığı bir tarafa, o tartışmaya girmek istemiyorum ama birinci kuşak İslamcılar arasında da ihtilaf olduğunu belirtmek için söylüyorum. Ama Kadir Mısıroğlu bu noktada çelişkili biri. Bir taraftan Kurtuluş Savaşı lehine iki tane kitap var. Burada biz de vardık demek istiyor aslına bakarsanız. Ve Yunan da çok büyük zulüm yaptı. Bunların da kovulması lazımdı diyor. Diğer taraftan Kurtuluş Savaşı aleyhine bildiri yazan Mustafa Sabri Efendi hemen ilk günden itibaren kitapları arasında yerleştiriyor, yayınlıyor. Ve sonra kendisi de yaptığı konuşmalarda keşke Yunan galip gelseydi diyor. Sadece o kadar değil. Mehmet Akif'e de çatıyor. Çok hızlı geçti. Evet, evet. Mehmet Akif'in Mehmet Akif hakkında da ağza alınmayacak galiz laflar söylüyor. Dikkat ettiniz mi? Evet, orayı mecburen biraz. Evet, onu biraz şey yaptınız. Peki, Mehmet Akif kimdir peki? Mehmet Akif de birinci kuşak İslamcılardan biridir. Evet, evet. Ve Kurtuluş Savaşı'na en büyük desteği verenlerden biridir. Mehmet Akif'e çatmasının sebebi nedir? Kurtuluş Savaşı'nın lehine düşündüğü için Kurtuluş Savaşı'nın yanında, Kurtuluş Savaşı yapanların yanında, Atatürk'ün yanında yer aldığı içindir. Peki, şimdi dolayısıyla gerçek niyeti bence Yunan mezaliminde ve Saraklı Mücahitler'de değil, gerçek niyeti, bakış tarzı Kadir Mısıroğlu'nun Mehmet Akif hakkında söyledikleri sözdedir ve diğer taraftan keşke Yunan galip gelse diye yaptığı konuşmadadır. Peki Sayın Bakan, şunu soracağım. Çok kısa bir cevap bekliyorum sizden, sonra konuklarıma döneceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadir Mısıroğlu'nu tanımıyor mu?
Kadir Mısıroğlu'nun Kurtuluş Savaşı'na karşı olduğunu bilmiyor mu? Kadir Mısıroğlu'nun keşke Yunan galip gelseydi dediğinden haberi yok mu? Neden saraya çağırdı? Neden kahvaltıda yanına aldı? Neden hastanede hasta ziyaretine gitti, moral verdi? Neden onu alıp en sevdiğim, dinlediğim hocadır diye lanse ihtiyacını duydu? Yani Kadir Mısıroğlu keşke Yunan galip gelseydi derken Sayın Cumhurbaşkanı bu paralelde bir görüşe mi sahip ki Kadir Mısıroğlu'nu bu kadar destek verdi? Şunu söyleyebilirim. 1960'lı, 70'li yıllarda Kadir Mısıroğlu'yla Tayyip Erdoğan arasında yakın ilişkiler vardır. Biz Ankara'da öğrenciydik, o İstanbul'da öğrenciydi. Kadir Mısıroğlu da İstanbul'da yaşayan biridir. Pek de Ankara'ya gelmez. İstanbul'u merkezli biridir. Çok ender nedenlerle geldiği anlaşılıyor. Hem sarayda görüşümüzden anlıyoruz bunu. Hem de ben bir ara birkaç kere meclis kulislerinde gördüğüm için söylüyorum. Ama asıl mekanı İstanbul. İstanbul'da o dönemdeki talebe teşkilatlarında Sayın Erdoğan'ın içinde bulunduğu, karıştırdığı talebe kuruluşları içerisinde Kadir Mısıroğlu'nun zaman zaman konuşmalar yaptığını, konferanslar verdirildiğini biliyorum. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'la Kadir Mısıroğlu arasında ta gençlik yıllarından, öğrencilik yıllarından sıkı ilişkiler vardır. Bu ilişkilere dayanarak onun belli bir konuşmalarını, yazdıklarını kabul eden kitlesi de vardır. O kitleyle de iç içe olduğu için o ilişkileri sıkı bir şekilde sürdürdüğünü, pek çok konuda da fikirsel işbirliğini de sürdürdüğünü düşünüyorum. Yani Sayın Erdoğan aslında Kadir Mısıroğlu'nun bu görüşlerine ilkesel bazda ya da geçmişe dayalı temellerde karşı değil. En azından şu var. En azından şu var. Kadir Mısıroğlu'nun her türlü görüşüne karşı olmadığı anlaşılıyor. Evet, bu da yani, yeter. Bu da önemli. Taraf mı kabulleniyor mu? O konuyu irdelemeyim. Ama Kadir Mısıroğlu'nun hiçbir görüşüne, pek çok görüş demeyeyim, daha net söyleyeyim, hiçbir görüşüne karşı olmadığı da anlaşılıyor. Evet. Eğer yanlış bir şey söylüyorsak, Sayın Cumhurbaşkanı hayır, Kadir Mısıroğlu'nun şu görüşlerine karşıyım diyebilir. Biz de bilgileniriz. Peki. Siz ne diyorsunuz Sayın Alpago? Bu yani ben demin bir çerçeveyi çizerken bir şey söyledim. Yani bu bir Kadir Mısıroğlu denen o garip insanın ya da yani yurtseverlikle bağdaşmayacak, vatanseverlikle bağdaşmayacak, ülke geleceğine sahip çıkmayla bağdaşmayacak tavrıyla ilgili değil de onun profiline insanlar niye sığınıyor? Bu soru buydu. Yani neden Cumhurbaşkanı bu kadar aykırı bir insana bu kadar yakın duruyor? Neden Diyanet İşleri Başkanı bunu ziyaret etme gereği duyuyor? Neden Sayın Ablatif Şener söylemiş, meclise getirip meclis koridorlarında, meclis kulislerinde bu insana bir onur payesi veriliyor. Siz ne anladınız bundan? Efendim, Kadir Mısıroğlu bize aykırı geliyor. Yani öyle başladığınız söze bu kadar aykırılık sayarken o bize aykırı geliyor. Neden bize aykırı geliyor? Çünkü biz laik cumhuriyetin, hukukun egemen olduğu bu cumhuriyetin, cumhuriyetin kurumlarının savunucularıyız. O nedenle bu profil bize aykırı geliyor. Ama demek ki Sayın Cumhurbaşkanı'na aykırı gelmiyor. En azından baktığımız zaman gördüğümüz bu. Eğer aykırı gelseydi, bu bütün gösterdiğiniz sahnelerin hiçbiri yaşanmazdı. Doğrusu beni bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak en çok inciten, üzen Cumhurbaşkanı'nın kendisini kabulü ve ona yapmış olduğu ziyarettir. Ülkesinin tarihiyle kavgalı bir tarihçi olmaz. Ülkesinin kurtuluşuna karşı düşman işgalini yeğleyecek bir insan yani o sarayın kapısından bile girmemeli. Kaldı ki şimdi Atatürk'e düşman gibi bakıyoruz. Keşke Yunan gelseydi sözünün altında yalnızca Atatürk'e değil, o savaşta ölen binlerce şehitimize karşı yapılmış bir saygısızlık da var. Yani o Dumlupınar'da, İnönü'de, Kocatepe'de
binlerce şehit verdi bu bağımsızlık savaşını kazanmak için ülke. O zaman hepsini birden yok sayıyor. Onların ölümünden duyduğu bir acı yok. Ya da Yunan zulmünde tecavüz edilen kadınlar, karnında bebeğiyle, dipçikle parçalanan kadınlar, ateşe verilip yakılan ve dışarı çıktıkça kurşunlanan o kadınların ırzı, namusu, hayatıyla ilgili bir acı duymuyor demek ki. Şimdi herkes Atatürk'ü sevmek zorunda olmayabilir. Ama bir ülkenin kurucusuna, kurucu değerlerine böylesine küfretme hakkı nasıl olabilir? Yani bir Amerikalı'nın kalkıp da George Washington'a bütün bunları saydığını düşünebilir misiniz? Ya da bugün Fransızların, Rusların, ya keşke Almanlar bizim ülkemizi işgal etseydi, biz Nazilerin yönetimi altında yaşasaydık diyebilir mi? Kendi ülkesinin kurtarıcısına ve onun silah arkadaşlarına, mücadele arkadaşlarına böylesine hakaret edebilen, İstiklal Marşı şairine bizim kullanamayacağımız sözcüklerle hakaret eden, Selahattin Eyyubi'ye serseri diye sözler söyleyen, yani bütün bizim ortak değerlerimizi, milli değerlerimizi, manevi değerlerimizi saygıyla anmamız gereken insanları küfrederek, aşağılayarak, lanetleyerek Türkiye'de hala konuşuluyor olması bile son derece ayıptır. Yani bulabileceğim en hafif sözcük bu. Daha fazlasını söylesem herkes bana İçişleri Bakanı'nın Sayın Genel Başkanımıza saydırdığı laflara gösterdiği hoşgörüyü göstermez. Şüpheniz olmaz. Onun için yani ben onun bir hain olduğuna inanıyorum. Ancak bir hain insan bunları söyleyebilir. Kendi tarihine ihanet eden, kendi tarihinin altına imza atan insanlara bu kadar ihanet eden bir insan haindir. Bazıları da diyor ki efendim o kadar üstüne durmayın, o akıl hastasıdır zaten, raporu vardır. Yani o delidir, ne yapsa yeridir gibi böyle bir tekerleme falan da getirmişler. Deli olduğunu falan sanmıyorum. İçine geldiği zaman belki ihtiyaç duyup da aldığı bir raporu vardır. Kimi zaman kullanıp kimi zaman kullanmadığı. Ama dediğim gibi her kim olursa olsun bu ülkenin kurucu değerlerine, tarihi değerlerine, tarihine, o tarihi yazan insanlarına, o mücadelelerde şehit olan, öldürülen, ölen ve vatanı kurtarmak için bu mücadeleyi yapan insanlara kim olursa olsun böylesine hakaret etme hakkı yoktur. Cumhurbaşkanının deli olduğu söylenen bir adamı sabah kahvaltıya çağırması normal mi? Ha, deli veya akıllı bu böyle bir insanı çağırması cumhurbaşkanlık makamındaki bir insana yakışmıyor. Çünkü o cumhurbaşkanı bu ülkenin, bu cumhuriyetin cumhurbaşkanı. Bu cumhuriyetin bağımsız, yurtsever vatandaşlarının vermiş olduğu oylarla %50-51 neyse ama seçilmiş bir insan, sandıktan millet iradesiyle gelmiş bir insan. Anayasaya üzerine yemin etmiş cumhuriyete, Atatürk ilkelerine, devrimlerine, laikliğe, anayasada yazılan cumhurbaşkanlığı metnine yemin etmiş bir insan. Ve küfredilen de ülkenin ilk cumhurbaşkanı. Yani ister deli olsun, ister akıllı olsun, ister kahvaltı olsun, ister akşam yemeği olsun. Böyle bir insanın bırakın masalarda ağırlanması, o kapıdan içeriye sokulmaması gerekir. Bu sadece bir düşünsel bir eleştiri değil çünkü. Düşünsel bir eleştiri içinde başka bir siyasi modeli söylemiş bir insan değil. Küfreden bir insan, hakaret eden bir insan. 10 Kasım'da Kenef'e gidin, 9'u 5 geçe sifonu çekin. Atatürk heykellerinin boynuna ip takıp sokaklarda köpek gibi sürüklemek lazım diyen bir insanın o kapıdan içeriye girememesi lazım. Ben buna inanıyorum. Burada şunu ilave etmek istiyorum ben izninizle. Yani Kadir Bistroğlu'nu tarihçi olarak da görmemek lazım. Yani tarihçi, bir tarih formasyonu yok aslında. Ondan tarihçi mi olur zaten? Yazdıklarını bir tarih kitabı olarak da görmemek lazım. İkincisi atladığım bir şey var. Lozan Zafer mi, Hezimet mi, evet, diye bir kitabı vardı, onu atladım. Benim onun kitaplarını... Onu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi değil mi? Evet, aynısını Cumhurbaşkanı da kullandı o. Yani Kadir Mısıroğlu'nun tezini
Lozan konusundaki tezini Sayın Cumhurbaşkanı kullandı, ifade etti böyledir diye. İkincisi, çok önemli bir kitap basmıştı. Bastığı kitaplardan da bahsediyoruz. Rıza Nur'un dört ciltlik hatıralarını basmıştı. Biliyorsunuz Rıza Nur'un hatıralarında Ulu Orta çok Atatürk ve Kurtuluş Savaşı kahramanları hakkında çok Ulu Orta yorumlar, değerlendirmeler, hikayeler vardır. Yani el alınıp da okunacak bir tarafı da yoktur. Bu kitabı da ilk kez basan şeydir, Kadir Mısıroğlu'dur. Bunu da belirtmek istiyorum. Hocam, sizin de görüşünüzü almak istiyorum. Evet. Önemli bir bilim adamı, bilim insanı olarak, bir kanaat önderi olarak. Evet, yani siz her zaman burada duruşunuzda uzlaşmaya açık, bu konularda spekülasyondan uzak, halkı, milleti bir araya getirecek, belli noktada toplayacak, ayrışmaya izin vermeyen bir üslubunuz vardı. Evet. Ama böyle bir adamla karşılaştığınız zaman ne düşünüyorsunuz? Şimdi soruyu şöyle görmek lazım. Osmanlı Devleti'nin geri kalmış olması ve ayakta kalabilmek için bir takım reformlar yapmak mecburiyeti vardı. Ve bu özellikle buharlı geminin keşfinden sonra 1700'lerin ortalarında İngilizler buharlı gemiyi yaparak ve arkasından demir çelik üretiminde de önemli bir aşama kaydederek dünya lideri oldular ve sanayi devrimini başlattılar. Bu İngiltere'nin dünya imparatorluğu kurmasının bazıdır. Ondan sonra bu bayrağı ondan Avrupa'da Almanlar, dünyada da Amerikalılar aldı. Şimdi de Çinliler Amerikalılardan almaya çalışıyor, onun mücadelesini yaşıyoruz. Şimdi bu esnada Osmanlı Devleti bu sanayi devrimini yapmak istedi. Ve 3. Selim 1800'lerde buharlı gemiyi İstanbul'a getirdi. Öğrenmelerini sağlamaya çalıştı. İngiltere'den mühendisler, subaylar da getirdi. Ama 3. Selim katledilmiştir. Kabakçı Mustafa isyanıyla. Din elden gidiyor vesaire diye. Yani burada çok enteresan bir şey var. Batı'nın bu ilerlemesine karşı Osmanlı Devleti içerisinde yenilik yapmaya çalışan insanlar bir takım adını İslamcı olarak vasıflandıran kişiler tarafından ve dışarının da teşvikiyle aynı zamanda ayaklanmışlar ve bunları durdurmaya çalışmışlardır. Aynı şeyi Yeniçeri Ocağı da yapmıştır. İkinci Mahmut şeyin katledilmesinden sonra, 3. Selim'in katledilmesinden sonra çocuk yaşta tahta geçmiştir ve beklemiştir. Genç bir insan oluncaya kadar 1826 senesinde Yeniçeri Ocağı'nı lağvetmiştir ve Sekban-ı Cedid dediğimiz yeni bir orduyu kurmuştur ve bu yenilikleri getirmeye çalışmıştır. Ama Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını durduramamıştır. Şimdi mesela 2. Mahmud'un söylediği çok önemli bir laf var. Hayatımda en mutlu anı yaşadım diyor 1836 senelerinde. Bu en mutlu an ne biliyor musunuz? İngiltere'den getirilen bir buharlı motor, buharlı makina bir tahta gemiye monte ediliyor bizimkiler tarafından ve bu gemi çalışıyor. En mutlu an. Yani bakın durumu anlatmak için söylüyorum. Daha sonra bu buharlı makinenin yapılması, bozuk parçaları birleştirerek Sultan Abdülaziz zamanında 1860'larda yapılmıştır. Abdülaziz de biliyorsunuz intihar ettiği söylenir ama gerçekte katledilmiştir. Onu da söyleyeyim. Bu katledilme olayında da dış güçlerin parmağı olduğu söylenir. Çünkü Türk donanmasının o tarihte İngiltere'den sonra gelen en önemli donanma haline gelmesini sağlayan kişidir. Ve yavaş yavaş tersaneler vesaireler kurulmaya çalışılırken orada kalmıştır bu olay. İttihat-ı Terakki iş başına geldiğinde tekrar batılaşmayı öne çıkarmaya çalışmıştır. Aynı şekilde 31 Mart vakası, hatırlayın, Atatürk de bu işin içerisinde bastırmak için gelenlerdendir. Nedir mesele? Din elden gidiyor meselesidir. Şimdi bu din elden gidiyor meselesi ikide bir kullanılan bir argümandır ve maalesef suistimal edilmiştir. İşte bu şeriat düzeni veya halife meselesi din elden gidiyor'un bir başka şekilde ifadesidir. Kadir Mısıroğlu da bu çerçeveye oturur. İdeolojisi budur. Şimdi dolayısıyla bu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yenilikçileri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin istiklalini kazandıran kahramanları hedef tahtasına oturtmaktadır. Neden? Çünkü onların dünyasını ortadan kaldırdığı için. Neden?
Çünkü Sevr Muahidesi ile Lozan'ı karşılaştırıyorsunuz. Sevr Anlaşması, Türkiye'nin savaşı kaybetmiştir Osmanlı Devleti'nin parçalanması anlaşmasıdır. İşte biraz önce Sayın Bakan söyledi. Paramparça olmuş, işgal edilmiş, yok edilmiş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Burada varıp kalıp kalamayacağımız dahi tartışmalı. Böyle bir durumdan Türkiye'yi kurtaran Mustafa Kemal ve arkadaşları ve İstiklal Savaşı'nı yönetenler, bunlarla mücadelede aynı kişiler İstanbul'da Mustafa Sabri Efendi de dahil olmak üzere katli vaciptir demişlerdir Mustafa Kemal Atatürk'ü. Hakkında fetva çıkarmışlardır. Ama ne zaman ki Börekçizade Ankara'da tam tersi bir fetva çıkarmıştır ki Diyanet İşleri Reisi'ne o layıktır. O mesela böyle bir adamı ziyaret etmezdi. O zaman asker kaçakları var. Bu asker kaçaklarını toplamak vazifesi bizim o zamanki teşkilatı mahsus mensuplarına verilmişti. Benim dedelerim de bu görevi yapanlardan bazıları. Onu da söyleyeyim. Ve bu asker kaçakları da aynı gerekçelerle askerden kaçmaktaydılar İstiklal Savaşı'nda. Ve Yunanlıların tarafında veya İngilizlerin tarafında. Çünkü arkasında İngilizler vardı. Şimdi İngilizlerin yerini bu defa Amerikalılar aldı. Evet, durum budur. Dolayısıyla Türkiye istiklalini ve var olma savaşını vermiştir. Olmayan bir kurumdan, olmayan hayali kavramlardan bahsetmek suretiyle Türkiye kutuplaştırılmak istenmektedir. Yani bugün eskiden sol sağ diye Türkiye kutuplaştırılırken, bugün Atatürkçü ve İslamcı adı altındaki ne olduğu meçhul, halkın kafası bulandırılarak bir takım insanlar buraya itilmektedir. Gençler bunu bilmedikleri için pek çok şeyden haberleri yok. Tarihi bilmiyorlar yeterince. Ne oluyor? Karşı karşıya getiriliyorlar. Demek ki Türkiye üzerinde böyle bir oyun var. Orta Doğu üzerinde böyle bir oyun var. Clinton, Fethullah Gülen'i tutarak Mr. Gülen bizim için çok önemlidir derken, ve yılımlı İslam derken neyi kastediyordu acaba? Aynı şeyi kastediyordu. Demek ki biz 15 Temmuz'da yaşadığımız olay bunun bir tezahürüdür. Ve nitekim bunu yapan generallerden bazılarının Gülen hareketine katılarak bu 15 Temmuz darbe hareketine katılanlardan birisinin öbür dünyamızı kaybettik, bu dünyamızı kaybettik ama bari öbür dünyamızı kaybetmeyelim diyebilmeleri hayret edilecek bir şeydir. Demek ki insanların kafasında bir kafa karışıklığı yaratılmaktadır. Bununla Türkiye iki gruba bölünmek istemektedir. Bir tarafta Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler ve Türkiye'yi bir yere taşımak isteyenler o doğrultuda. Bir tarafta da bunun tam zıttını yapmaya çalışanlar. Kadir Mısıroğlu bunun sembolüdür. Fesiyle biraz önce çok güzel izah etti. Çünkü Fes Türklerin milli giysisi değildir. Fas'ta giyilen bir giysidir. Onu da o zaman 2. Mahmut getirmiştir. Bu Sekban-ı Cedid'i kurduğu zamanda. Sistemi değiştirmek için. Hatta o zaman çok bizim iftihar ettiğimiz, şimdi bayramlarda falan da çaldırdığımız mehter musikisini yasaklamıştır. Donizetti Paşa'yı İtalya'dan getirerek bandoyu kurmuştur. Mızıkayı yani yapabilmek Hümayun. İçin. Mızıkayı Hümayun. Evet, Mızıkayı Hümayun'u kurmuştur. Bütün bunlara baktığınız zaman da bu mücadelenin bugün olan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Savaşı'nı yaptığı zamanın çok daha gerisinde olan bir şeydir. Demek ki Sevr Muahidesi'nin getirdiği o esaret zincirlerini kırmamız, İstiklal Savaşı'nı kazanmamızla mümkün olmuştur. Ondan sonra şartlarını bizim koyduğumuz bir Lozan Anlaşması yapılmıştır. O da Türkiye'nin sınırlarını çizmiştir. Sevr'i gösterip Lozan'ı razı ettiler diyenler, olayı bilmeyenler, anlamayanlardır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın birçok konuda milli hassasiyetler üzerinde durduğunu bildiğim için, özellikle Afrin Harekatı'nda, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Türkiye'nin toprak bütünlüğünün korunmasında, terörle mücadelede, istikrarımızı kazanabilmek için yeniden ekonomik güçlü olmamız hususunda, Amerika'ya karşı veya diğerlerine karşı gerektiğinde Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda karşı durma hareketimizde, bunun da bu işin içine dahil edilmesi lazım. Bir Kadir Mısıroğlu'nun Büyük Orta Doğu Projesi zikreden bir kişinin ve eski İslamcı adı altında Türk toplumunu kutuplaştıran bir kişinin bu şekilde onore edilmesi, özellikle Diyanet İşleri Başkanı tarafından, hem de Atatürk'ün ölüm gününe bir gün kala ve bu şekilde ifadelerin kullanılması hiçbir şekilde kabul edilebilir değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ben bunları düzeltecek açıklamalar bekliyorum. Bu oyun falan, oy almanın falan çok ötesinde bir olaydır. Türkiye kutuplaştırılmamalıdır. Nasıl sol sağ diye kutuplaştırılır, başımıza bir sürü lüzumsuz işler gelmişse, bugün de Atatürkçülük ve efendim İslamcılık diye Türkiye'nin kutuplaştırılması, kilafet, şeriat düzeni gibi olmayacak şeylerin
mümkün bugünkü şartta da olmayacak ve hiçbir mantıkla da açıklanamayacak şeylerin telaffuz edilmesi dahi yanlıştır. Şu anda içine düştüğümüz durum budur. Dışarısı da bunu memnuniyetle takip etmektedir. Ben Kadir Mısıroğlu'nun İngiliz pasaportu olduğu iddiasını basında okudum. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Tahkik etmek gerekir. Ama yakışır yani. Olabilir. Rahatlıkla olabilir. Bu yanlış bir zihniyettir. Bunlar bir şeye düşmanca inanan, değişimi engellemeye çalışan, İstiklal Savaşı'nı küçültmeye çalışan, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı her şeye karşı olan ve onun kurduğu inkılapları ve düzeni kadınlara verilen haklar dahil ortadan kaldırmaya çalışan bir kafa yapısıdır. Son derece tehlikelidir ve yanlıştır. Atatürkçü olan insanların da burada özellikle hassas olmaları ve bu kutuplaşmaya izin vermemeleri lazım. Gerçekleri olduğu gibi ortaya koymaları lazım. Bunun ne olup ne olmadığını. Biraz önce Sayın Bakan çok güzel o kitapları da ortaya koyarak anlattı. Yunan mezalimi konusunda. Şimdi bu belgesel mesela eksik. Bunu daha genişletmek lazım. Yani bunu daha bilimsel bir hale koymak lazım. Dayanakları tek tek çürütmek lazım. Yani bu önemsiz bir mesele değil bakın. Niçin hilafet olamaz? Niçin yanlıştır? Nasıl Atatürk o mücadeleyi verirken birileri onu vatan haini ilan ederek katli vaciptir demiştir? Nasıl asker kaçaklar olmuştur? Kimdi bunlar? Niçin Osmanlı Sarayı burada ve orada yer alan bazı kişiler buna karşı yer almışlardır? Bunların hepsini konuşmamız lazım. Yani şu anda Vahdettin'i çok büyük bir şahsiyet haline getirmek moda haline geldi. Yabancı misafirler bile Vahdettin'in köşkünde İstanbul'da ağırlanmaktalar Ankara yerine. Bu da benim dikkatimi çekiyor. Dolayısıyla bütün bunlar bir bütün teşkil ediyor. Bunlara fırsat vermememiz lazım. Nasıl terörle mücadele ederken en ufak şeye müsaade vermiyorsak, PKK konusunda, FETÖ örgütü konusunda, burada da vermememiz lazım. Yani bir takım başka tarikatlar yeniden bu İslamcılığı kendileri için geçim kaynağı yaparak bu parçalamayı devam ettirirlerse, bu bizim kuvvet kaybetmemize sebep olur, güç kaybetmemize sebep olur, lüzumsuz çatışmalara sebep olur. Benim görebildiğim şey bu. Teşekkür ederim. O mücadeleyi başta Cumhurbaşkanı'nın önderlik etmesi gayet gerekiyor. Tabii, gayet tabii, gayet tabii. Son sözü size bırakayım. Çok kısa. Efendim ayın yarın 25'i, 25 Kasım bütün dünyada kadına karşı şiddetle mücadele günüdür. Bizim ülkemizde de buna ilişkin yarın çeşitli toplantılar olacak. Kadınlar daha yüksek sesle şiddete karşı olduklarını ifade edecekler. Şiddetin her türünü yaşıyor Türkiye'de kadınlar. Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, sözel şiddet ve sonra şiddeti çoğu kez de kendi canlarıyla, bedenleriyle ödüyorlar. O bakımdan kadına şiddetin sonlandırılması için hem bir devlet politikasının olması gerekiyor, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinden başlamak üzere eğitimin her kademesinde zorunlu ders olarak öğretilmesi gerekiyor. Ceza yasalarında kadına şiddetin, çocuğa şiddetin herhangi bir şekilde hafifletici sebepler ve indirimlerle karşılaşmadan en yüksek cezadan değerlendirilmesi ve infazın buna göre yapılması gerekiyor. Ben de buradan bir kez daha bu şiddetin son bulması çağrılarını seslendirmiş olayım tüm kadınlar adına da. Çok teşekkür ederim. Sağ olun zarafetiniz için, konuk olduğunuz için ve güzel konuştuğunuz için. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, gene bize aklın yolunu gösterdiniz. Estağfurullah. Sayın Bakanım size de teşekkür ederim dürüstlüğünüz, açık sözünüz ve cesaretiniz için. Bunu kaybetmezsiniz umarım, nerede olursanız olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Bizden bu akşamlık bu kadar. Birazdan Mehtap Özkan'la gece haberlerini izleyeceksiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, iyi akşamlar.